Bu rehberde kurşunları nasıl craft edebileceğimizi, kurşunların craft etmesini nasıl öğreneceğimizi ve hangi kurşun ne işe yarıyor onlara tek tek bakacağız. Evet, zaten şurada gördüğünüz gibi, mesela şuradan örnek vereyim. Şu üçü Regular, Express ve High Velocity Gunsmith'lerden, silahçılardan temin edebiliyorsunuz. Speed ve Explosive kurşunlar nasıl yapılır onlara bakacağız. Bu arada çok fazla kurşun çeşitliliği yok. Ok çeşitliliği daha fazla. Onlara da bakacağız ama merak etmeyin. Burada zaten o da Speed ve Explosive, başka bir şey yok. Yani tekli kullandığınız silahlarda da öyle. Slug'la Shell'i zaten yine alabiliyorsunuz. Bu yanıcı Fire ve Explosive pompalı mermilerinde nasıl craftlayacağımıza tek tek bakacağız. Merak etmeyin. Nasıl yapıldığını göstereceğim size. Nasıl bunları öğrenip kampınızda craft yapabilirsiniz onlara bakacağız. Hepsine param yetmeyebilir. O yüzden idare edeceğiz. Bu arada şeye bakalım. Speed kurşun yapmaya gerçekten gerek var mı, yoksa explosive, hani tamam vuruyorsunuz adam patlıyor, etki alanı daha yüksek, şeyi çok daha yüksek, ama speed kurşun yapmaya değer mi değmez mi bilemiyorum. Onu da size şöyle göstereyim. Şimdi gördüğünüz gibi mesela şu silaha bakalım. Şimdi split point yaptığımız zaman accuracy artıyor. Accuracy de keskinlik demek. Yani sırf keskinliği artsın diye split point mermi craft edilir mi? Onu bilemeyeceğim. Değer mi değmez mi? Onu siz karar verirsiniz ama bunu yapması zaten çok kolay. Bunu öğrenmeseniz bile olabilir. Explosive yapılabilir ama eğlence amaçlı yapılabilir. Onun dışında çok tavsiye etmiyorum. Bunda ne olduğunu göstereyim. Explosive mermi şöyle oluyor dostlar. Tak tık şöyle mesela şuraya vurayım. Gördüğünüz gibi patlıyor ama bir hayvanın üstüne veya bir insanın üstüne hasar vurma potansiyeli çok daha yüksek, haberiniz olsun. O yüzden tercih edilebilir ama biraz eğlence amaçlı sanki. Oklar var ayrı olarak craft edebileceğiniz. Onların da çok fazla çeşitliliği var. Onu da şöyle göstereceğim size hemen. Okunu da aldım. Şimdi oku da aldıktan sonra şu an bir Regular var üstünde ama yanan ok var, patlayıcı ok var, zehirli ok var, yanan ok var, patlayıcı ok var. İşte bu kadar. Yani görebildiğiniz 1, 2, 3, 4, 5, 6 çeşit ok var. Hadi baştakini saymayalım. 5 çeşit ok var. Bu okları aynı zamanda buradaki Molotov kokteylini, bu bıçağı ve bu şeyleri nasıl craft edebileceğinizi tek tek göstereceğim. Evet, burada göstermek istediğim buydu. Yani split kurşun ne işe yarıyor? Hakikaten nasıl bu maksatla açtım. Değiyor mu siz karar verin. Onun yerine High Velocity kullanmak veya Express kurşun kullanmak daha iyi. En azından damage de bir keskinlik biraz daha düşük ama damage'i çok daha yüksek. Bence Express kurşun Split kurşundan çok daha iyidir. Bana sorarsanız benim fikrim bu. Kampa gidip craft'a oturduğunuz zaman hiçbir şey göremeyeceksiniz. Bunu öğrenmeniz lazımdır. Şu içinde çarpı olan fenslere geliyorsunuz. Bu içinde bulunduğunuz fence'e geldikten sonra fence'e tıklıyorsunuz, buy diyorsunuz, klasik. Buradan da document kısmına geliyorsunuz. Evet, mesela Express Explosive kurşun yapma rehberi varmış. Ki zaten bazı kurşunların craft'ı sadece Express kurşun oluyor. Mesela Regular'ı Explosive yapamıyorsun. Sadece Express kurşuna Explosive yapabiliyorsun. O bu işe yarıyor. Ok yapabiliyormuşuz. Özel at revive'ı craft yapmayı öğrenebiliyormuşuz. Snake Oil'i öğrenebiliyormuşuz. Eagle Eye için önemliydi hatırlarsanız. Speed Point nasıl yapılır onu öğreniyormuşuz. At yemi yapmayı öğrenebiliyormuşuz. İşte yanan ok nasıl yapılır onları öğrenebiliyormuşuz. Onun dışında önemli şeyler. Dinamit yapma, Dinamit Arrow, o patlayıcı oku da 93 level olmadan açamıyormuşuz zaten. Predator yemi yapabiliyormuşuz. Yine otçul hayvan yemi yapabiliyormuşuz. Yani bunları yapmayı bilmek önemli. Bunlar sizin aldıklarınıza göre çok daha değerli, çok daha güçlü oluyor. Haberiniz olsun. Bunları almayı, bunları öğrenmeyi deneyebilirsiniz. Ben Special Tonic bir tek bunu öğrenmişim galiba. Fire Battle nasıl yapılır onu öğrenebiliyormuşuz bir de. Benim şu an buradan öğrenmek istediğim bir şey yok açıkçası. Aslında var. Onu da şöyle göstereyim. Fire Arrow nasıl yapılıyor merak ediyorum. Şimdi aldım mesela Fire Arrow'u. Sonra buradan B'yi açtım. Zaten Fire Arrow diye buraya geldi. Bunu bir kere okuyorsunuz dostlar. Böyle. Bunları alıp çantanıza koyduğunuz zaman. Şimdi çantama koyayım. Neler lazım oldu yazıyordu zaten üstünde. Ama onu da bilmenize gerek yok. Şuradan ben hızlıca kampa fast travel olayım. O toniklerin de altında hangi çiçeği böceği toplamanız gerektiği yazıyor. O çiçeği böceği nereden bulursunuz? Yani çok zorlanırsanız bakarız. Onun da map'i vardır illa. Ben size bir map bulur, onu atarım. O map'ten de
nereye nasıl gitmeniz gerektiğini bulursunuz. Ama craft'ta dediğim gibi split önemli değil. Explosive iyi olabilir. Shotgun'da yanıcı şey yapmak da iyi olabilir. Kurşun yapmak da iyi olabilir. Yemekler ve kesinlikle at ve tonikleri oradan öğrenin, yapın. Hem kendinizi daha iyi geliştirirsiniz, hem onların etkileri diğerlerinin etkilerine göre çok daha uzun sürüyor. Burada geldik biliyorsunuz. Buradan tonik değil, amma değil. Buradan mesela shawl diyelim. Yanıcı. Artık farkındaysanız mesela tarifini biliyorum. Ne lazım? Kuş tüyü lazım, animal fat lazım ve ok lazımmış. Ama mesela zehirli okun ne olduğunu bilmiyorum. Ne olduğunu öğrenebilmem için, yani bu aşağıda neler istediğini öğrenebilmem için gidip offense'den gerekli materyalleri satın almam gerekiyor. Onun dışında explosive, işte rifle için, pistol için, shotgun için, bunların hepsini tek tek siz kafanızda belirlersiniz. Gider alırsınız, ama dediğim gibi splitlere gerek yok. Patlayıcıları alabilirsiniz oyun modlarında falan. Eğlenceli olur ama craft yapmakla bayağı uğraşırsınız. Onun dışında oklar belki yanan ok işinize yarayabilir. Alabilirsiniz. Bunda mesela burada dinamit yapmak, zehirli bıçak yapmak. Dediğim o özel yemleri buradan yapabiliyorsunuz. Bu normal bir yem, şu ikisi özel yem. At yemi. Ha mesela horse meal, atı 4. seviye core'larını boostluyormuş. Başka ne var? İşte special horse revive var. Bunlar hep atla ilgili. Ama kendinize de buradan mesela 2 seviye, 3 seviye. Buradan bakarsın mesela special bitters ne işe yarıyormuş? Stamina'nızı 3 seviye boostluyormuş. Daha az azalması için. Mantıklı alınabilir. Buradan bütün şeylerinizi, core'larınızı 2 seviye boostlayan bir tonik de gidip, bu toniğin de tarifini ben almışım gerçi, altta var. Bunları da nereden toplanacağını tek tek bakarız isterseniz. Map bulabilirsem altına koyarım. Evet, craft işte böyle oluyor. Mantık bu. Craft'ı her kampta yapabilirsiniz. Her ateş başında yapabilirsiniz. Ateş başında yapmak dışında başka bir yer yok. Mecbur böyle gelip herhangi bir kamp ateşine oturup yapmanız gerekiyor. Hadi diyelim daha hızlı craft yapmak istiyorsunuz. Nasıl daha hızlı craft yaparsınız onu da göstereyim. Kampınızdaki ateşi geliştirerek yapabilirsiniz. Buradan ekipman kısmından şöyle göstereceğim size. Delik campfire burada zaten diyor. Daha fazla oturma alanı ve şey crafting hızını arttırıyor diye. Bunu alırsanız çok daha hızlı craftlar yapabilirsiniz kampınızda. Craft hakkında daha söyleyecek bir şey kalmadı. Dediğim gibi çiçeğin böceğin şeyini bulursam atacağım. Tonik tariflerini, kurşun tariflerini de nereden alacağınızı, ne işe yaradıklarını, nasıl bakacağınızı da gösterdim. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki rehberde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.